Bursaspor Bucaspor'u 2-0'la geçti. Yeşil beyazlar her zaman olduğu gibi Köfteci Ramiz'de durdu ve yemek yiyorlar. Serdar Aziz şu anda yanımızda. Bugünkü maçın yıldızlarından bir tanesi. Serdar, senin açından nasıl bir maç oldu? Tabii benim açımdan iyi bir maç oldu. Herkesin ortak kararı benim iyi olduğumu söylüyor herkes. Tabii ki daha önceki maçlarda da ben hocam şans verdiği sürece hep elimden geleni yapmaya çalıştım, biliyorsunuz. Bu maçta da benim için çok önemliydi. 3 hafta oynamadım. Şimdi tekrar forma şansı buldum. İyi oynadığımı düşünüyorum. Tabii ki performansımı gittikçe daha da ileri götürmeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi olacağımı düşünüyorum. Evet, Bursaspor bundan önceki 3 maçta kalesinde gol gördü tabii. Bu maçta 3 maçlık aradan sonra gol yemedi. Bu da herhalde senin açından sevindirici bir durum. Tabii ki defans oyuncularının ilk görevi gol yedirmemek. Tabii geçen hafta Ömer abi, İbo abi oynadı. Bu hafta benle İbo abi oynadı. Tabii ki Stefano da var. Kaliteli bir defansımız var. Kim oynarsa sırıtmıyor. Tabii ki hocamız bu hafta İbrahim Öztürk ve bana şans verdi. Biz de çok iyi oynadık. Gol yemedik. 2-0 maçı kazandık ve bizim için iyi oldu yani. Evet, genç bir oyuncu olarak bu şansı iyi değerlendiriyorsun ve Bursaspor tabii kolay bir yarışın içinde değil. Stres dolu bir yarış. Bu çok kolay bir şey değil. Sen de genç bir oyuncu olarak bunu kaldırabiliyorsun bizce. Sen neler söyleyeceksin? Ya tabii ki ben uzun süredir buradayım. 16 yaşında çıktım. Çok erken yaşta da Süper Lig maçına çıktım 17 yaşımda. Tabii ki birazcık çok tecrübem olmasa birazcık yine en azından bir tecrübem var. Önümde de örnekler var. Örnek oyuncular. Ömer abi olsun. Onlara örnek alıyorum kendime. Tabii ki onlar bana sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Tabii bizim açımızdan önemli bir maçtı. Çünkü biz liderle oynuyoruz. Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak istediği için zorlu bir maçtı. Çok da zorlu geçeceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Ama galip geldik. Çok iyi oynamadık belki ama 2-0 sevindirici yani bizim için. Evet, Bursaspor bugün 2-0 kazandı. 2 tane de gol buldu. Bu anlamda bu da sevindirici bir nokta herhalde Bursaspor için. Kesinlikle bizim işte çok ihtiyacımız vardı puana. Rakibimize dediğim gibi çok iyi oynadı bugün aslında rakibimiz. Hani alt sıralar olmasına rağmen çok iyi mücadele ettiler. Bizi oynatmamaya çalıştılar. Tabii ki 2 golle galip gelmemiz çok iyi oldu. Bu galibiyetimizde taraftarımıza armağan ediyoruz. Milli takım bu arada, milli takıma geçelim hemen. Milli takım yeni bir yapılanmaya gidiyor. Sen de stoperde çok iyi oynuyorsun. Forma şansı bulduğun maçlarda. Milli takıma çağrılmayı bekliyor musun? Ya tabii ki bekliyorum. Şu an Ümit milli takım oyuncusuyum. Yeri geldiği zaman kaptanlığını da yapıyorum. Tabii ki benim de hedefim A milli takım. Tabii ki Bursaspor'da devamlı oynamam gerekiyor milli takıma gitmem için. Hani bir oynayıp bir oynamayıp tabii ki o biraz sıkıntı yaratıyor benim için. Sakatlıklardan kurtulmam gerekiyor. Devamlı takımda yer bulursam, devamlı hani banka oyuncu haline gelirsem inanıyorum ki çağrılacağım yani. Senin bir özelliğin de altyapıdan çıkmış olman. Evet. Sercan, Volkan gibi oyuncular da altyapıdan çıktı ve altyapıda oynayan, Bursa'da futbol oynamak isteyen çocuklara çok önemli bir örneksiniz. Bu anlamda bir mesaj göndermek ister misin? Ya ben her zaman söylüyorum, Bursaspor çok büyük bir cami. Hani üç büyükler dedikleri artık çok önemli değil yani. Yani Bursaspor büyük bir cami. Ve altyapıda oynayan oyuncular için buradan bunu söylemek istiyorum. Zaten büyük kulüp altyapısında oynuyorlar. Hiçbir zaman kafaları üç büyükler dedikleri kulüplerde olmasın. Şu anda zaten büyük kulübün altyapısındalar. Zaten iyi oldukları sürece A takıma çıkıp şans bulurlar. Önünde örnekleri var. Volkan, Sercan benim gibi. Hocamız zaten gençlere önem veriyor. Onlar iyi olduğu sürece forma şansı onlara da gelir yani. Şampiyonluk yarışını soralım son olarak. Önümüzde İstanbul Belediye maçı var. O da çok zor bir maç içeride. Tabii belediyede artık kaçıncı maçımız olacak bilmiyorum. Onlarla artık arkadaş gibi olduk. Tabii zorlu bir ekip. Çok iyi oynuyorlar. Hele büyük takımlara karşı çok daha iyi oynuyorlar. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımız desteğiyle bu maçı da ben en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah 3 puan alıp ilerileri doğru zirvede yerimizi koruyacağız.